Deler Kaşar, tekrar merhabalar. Kitabımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hocam, nerede kaldık? Şuradan kaldık. Şurada devam ediyorum. Siz lay down again. Siz tekrar yerine uzanır arkadaşlar. Şöyle gelelim. Evet. She knew the story of Henry, Robert's older brother. Kendisi Robert'in erkek kardeşi olan, yani abisi olan Henry'nin hikayesini bilmekteydi. Evet, şöyle gelelim. Harry had been in love with Gloria. A beautiful young woman, a beautiful young actress. Yani genç güzel bir aktris olan Claudia'ya aşık olmuştu. Ya da Claudia ile aşk yaşamaktaydı. Yani bilinle arkadaşlar, aşık olmak anlamında. Yani Henry genç güzel bir aktris olan Claudia'ya aşık olmuştu. Şöyle gelelim. But his mother, fakat annesi had been against Claudia. Yani Claudia'ya karşı gelmişti. Yani bu ilişkiye karşı gelmişti. And he laughed at Henry, ve Henry'ye gülmüştü, yani alay etmişti anlamında çeviriyorum. Şöyle gelelim. Harry had become ill with a brain disease. Bu sırada Henry arkadaşlar bir beyin hastalığına yakalanmıştı. And died at the age of 22, ve 22 yaşında ölmüştü, vefat etmişti. Şöyle gelelim. I think that I should get up now, the voice was saying. Bu sırada bir ses, yani demek ki sesin yanında bir ses arkadaşlar, şöyle diyor. I think that I should get up now. Zannedersem artık kalkmalıyım diye söylüyor. Şöyle gelelim. Evet. A woman, demek ki devam ediyor konuşma arkadaşlar. Mesela burada ne diyor? Şurada diyor ki I have had enough sun. I have had enough sun, yani yeteri derecede güneşlendim. Şöyle gelelim. A woman may live forever if she has enough sun, love and good food. Yani bir kadın eğer yeteri derecede, bakın, has enough, yani yeteri derecede iyi yiyeceğe, aşka ve güneşe sahip olursa sonsuza dek yaşayabilirdi diye söylüyor. Evet, buradan devam ediyorum arkadaşlar. Şöyle. I truly believe a good life will make me live forever. Yani ben gerçekten şuna inanıyorum ki iyi bir hayat, a good life will make me live forever. Yani iyi bir hayat sonsuza dek yaşamamı sağlayacaktır diye çeviriyorum arkadaşlar. Şöyle gelelim. Evet. That is certainly Owen Powell's voice. Bu gerçekten de Owen, yani Powell'in halanın sesidir. Powell'in halanın sesidir diye siz say to herself, siz bunu kendi kendine söyledi arkadaşlar. Şöyle gelelim. Evet. How horrible. Ne kadar korkunç. I am hearing Owen Powell's talks. Yani ben şu an Powell'in halanın düşüncelerini duyuyorum diye, ne kadar korkunç diye söylüyor arkadaşlar. Değerli arkadaşlar, görüyorsunuz ki kitapları böyle. Siz turned and looked down in front of her. Sonra arkadaşlar siz denilen bayan turned, yani etrafına döndü, and looked down, aşağıya baktı, in front of her. Yani önündeki, yani önüne baktı, eğilip önüne baktı anlamında çeviriyorum arkadaşlar. Şöyle geldim. She was staring at a hole in the corner of the roof. O sırada kendisinin gözü arkadaşlar, bakın, staring yani bakmak anlamında, yani çatının bir köşesinde bulunan bir deliğe gözü ilişti şeklinde çeviriyorum. Şöyle geldim. Evet. The lead gutter. Yani bu yağmur suyunun, mesela çatıdaki yağmur suyunun aşağı yakmasına neden olan o boru sistemi arkadaşlar, onu demek istiyor. The pipe for taking away the rainwater. İşte bu, yani yağmur suyunu dışarıya alıp götüren. Özür dilerim. Evet. O boru went down into this hole. Yani bu delikten aşağıya iniyor. Evet. Özür dilerim. Şöyle gelelim. The water then came out of the rain pipe near the ground. Sonra bu su arkadaşlar, the water can then came out of the rain pipe. Yani sonra bu yağmur arkadaşlar, bu yağmur, yani yağmuru çatıdan alıp aşağıya bırakan o, yani borudan dışarıya çıkıyor. Yani yerin kenarında, yani tam böyle binanın tabanında arkadaşlar. Oluk, yani yağmur oluğu arkadaşlar, ondan bahsediyor. Evet. Suddenly a sigh and a whisper came out of the hole. Aniden bu delikten mesela bir ses geldi. Yani mesela a sigh, yani iç çekmek anlamında. Sonra bir fısıldama, came out of the hole, yani bu delikten çıkıp geldi. Demek ki bu yağmur borusundan arkadaşlar sesler geliyormuş. Yani kadın, aşağıdaki kadın bu yağmur borusunun yanında otururken,
Yani düşüncelerini mesela sesli dile getirmiş. Yani kendi kendine konuşmuş. Konuşurken bu ses yağmur deliğinin borusuna, yani yağmur borusundan çatıya doğru gitmiş. Ve sis bu sesi duymuş arkadaşlar. Ah well, Pauline, get up. Demek ki ses halen kendi kendine konuşuyor. Hadi Pauline, kalk artık. Evet. You have had enough sun today. Sen bugün yeteri derecede güneşlendin diye çeviriyorum. Now, sis understood. Ve şimdi sis durumu anladı. Bakın understood, anladı. Evet, şöyle gelelim. And Pauline was lying below her. Yani Pauline hala aşağıda yatıyor. And the rain pop was carrying her voice up to the roof. Ve bu yağmur borusu onun sesini çatıya taşıyordu. Diye çeviriyorum arkadaşlar. Şöyle gelelim. Şöyle şuraya. And Pauline was speaking her thoughts aloud. Demek ki Pauline hala düşüncelerini, bakın speaking her talks aloud, yani düşüncelerini sesli dile getiriyor. Yani düşüncelerini yüksek sesle konuşarak dile getiriyormuş. Şöyle gelelim. She didn't know that the sound of she didn't know that the sound of her voice was going up to the roof. Yani kendisi bu düşüncelerini dile getirirken, yüksek sesle dile getirirken sesin mesela yukarıya çıkıp yani çatıya ulaşmasından habersizdi. Bilmiyordu. Bakın bilmiyordu nerede. Bakın she didn't know. Bilmiyordu. Değerli arkadaşlar buradayım. Şöyle gelelim bakalım neler göreceğiz. Bu nedenle Aunt Pauline, yani Pauline hala was feeling guilty about Henry's death. Ha, yani bu konuşmaya göre, bu düşüncelere göre demek oluyor ki Pauline hala, bakın Pauline hala burası arkadaşlar. Evet, Pauline hala was feeling guilty about Henry's death. Yani Henry'nin ölümünden dolayı kendisini suçlu hissetmekteydi. Bakın suçlu hissetmekteydi. Feeling guilty. Guilty suçlu demek. Şöyle geldim. He had died and she took that it was her fault. Yani bu Henry denilen kişi ölmüş ve Pauline denilen kişi, yani she took that it was her fault. Yani onun kendisinin hatasından dolayı öldüğünü düşünmekteymiş diye çeviriyorum. Evet, şöyle şuradayım. Sis believed that Pauline had loved her big handsome son Henry. Yani sis denilen bayan arkadaşlar believed that Pauline had loved her big handsome son Henry. Yani Pauline'in bu yakışıklı büyük oğlunu sevdiğini biliyordu. More than she loved Robert. Yani Robert'e verdiği sevgiden daha fazlasını, yani Pauline büyük oğlu ve yakışıklı olan Henry'e verdiğini biliyordu. Evet. Şöyle gelelim. Henry's death had been a terrible shock for Pauline. Yani Henry'nin ölümü Pauline için oldukça korkunç bir şok olmuştu. She only loved Robert because Henry was dead. Yani kendisi Pauline denilen kişi arkadaşlar. Yani Henry ölmüş olduğu için yani Robert sadece Robert'i sevmekteydi. Yani sevgisini Robert'e vermişti artık diye çeviriyorum. Değerli arkadaşlar buradan devam edelim. Evet. Sis put on your clothes. O sırada sis demek ki arkadaşlar elbiselerini giyiyor. Picked up her blanket. Battaniyesini topluyor and carefully climbed down the ladder ve sonra dikkatli bir şekilde merdiveni kullanarak aşağıya iniyordu. Evet. As she went down, yani aşağıya inerken she heard her aunt calling all right sis. O sırada halasının kendisine tamam öyleyse sis diye söylediğini duydu. Evet, şöyle gelelim. The lovely lady had finished sunbathing. Yani bu güzel bayan arkadaşlar, yani güneşlenmesini, yani bronzlaşmasını bitirmişti. She was returning to the house. Yani kendisi artık eve dönüyordu. Değerli arkadaşlar buradan devam edelim. Sis went into the small courtyard. Yani sis denilen bayan arkadaşlar bu küçük yani bahçeye girdi. She picked up Pauline's blankets. Yani Pauline'in de battaniyesini topladı. And chair, sandalyesini and put them in the house. Ve onları evin içerisine yerleştirdi.
Then she looked for the opening of the rain pipe. Sonra, bakın kendisi daha sonra, she looked for the opening of the rain pipe. Yani daha sonra bu sis denilen kız bu sesin geldiği o yağmur oluğunu mesela aramaya başladı. Bakın aramaya başladı. She found it in the corner of two walls of the stable building. Ve bu yağmur deliğini yani bu bayan arkadaşlar bu yağmur deliğini bu ahır binasının iki duvarı arasında bakın two walls of the stable building yani iki duvarı arasında yani bu ahır binasının iki duvarının köşesinde buldu. Yani bu deliği buldu. Ondan sonra şöyle bakalım. Evet. The mouth of the rain pipe was almost hidden by the leaves of a plant on the wall. Yani bu yağmur borusunun ağzı, the mouth of the rain pipe, yağmur borusunun ağzı, bakın hemen hemen yani duvardaki bitkiden yani duvardaki bitkinin ya da duvardaki ağacın yapraklarıyla hemen hemen kaplanmıştı yani saklanmıştı şeklinde söylüyor. When Pauline sat in her chair and turned face to the wall, her mouth would be near to the rain pop. Yani demek ki Pauline denilen kişi arkadaşlar yani bu şezlonguna oturduğu zaman yani uzandığı zaman and turned her face to the wall ve yüzünü duvara doğru döndürdüğü zaman her mouth would be near to the rain pop ve ağzı hemen hemen bu yağmur yani yağmur borusunun ağzına doğru yakınlaşmıştı. Yani yakınlaşmıştı. Demek ses böyle bu nedenle geliyordu arkadaşlar. And böyle devam edelim. Sis had heard aunt voice ve böylelikle mesela sis yani halasının sesini duyabilmişti. Evet. No ghost yani bu sırada mesela yani hiçbir hayalet yok. Spirits hiçbir ruh yok. Or magic ya da hiç sihir yok. Had made the voice. Yani bu sesi meydana getiren demek ki sis yukarıda çatının üzerindeyken duymuş olduğu sesi bu yağmur borusu meydana getiriyor. İşte buna mesela hiçbir hayalet, hiçbir ruh, hiçbir mesela sihir mesela müdahale etmemişti. Yani böyle bir şey yoktu diye çeviriyorum. Değerli arkadaşlar buradan da devam edelim. That evening o akşam after they had drunk their coffee yani kahvelerini içtikten sonra evet Pauline stood up. Pauline ayağa kalktı. Şöyle demiş bakalım arkadaşlar. Evet. The sun has made me so sleepy today. Yani güneş bugün beni oldukça uykulu hale getirdi. I shall go to bed now. Ve şu an yatağıma gidiyorum. You two sit and chat. Siz ikiniz oturup sohbet edin diye söylemiş arkadaşlar. Değerli arkadaşlar buradan devam ediyorum. When Pauline had gone to bed, Pauline yatağa giderken arkadaşlar yani yatağa gittiği sırada sis turned towards Robert. Sis de Robert'e doğru dönmüş arkadaşlar. Ve ne diyor bakalım. Do you remember your brother Henry? She asked him. Sen erkek kardeşin yani bakın do you remember your brother Henry? Sen erkek kardeşin Henry'i hatırlıyor musun diye sormuş arkadaşlar. Robert looked at her in surprise. Robert arkadaşlar demek ki sis'e böyle bir yani şaşırmış bir vaziyette böyle bakmış. Yes, very well. Evet, çok iyi hatırlıyorum diye söylemiş. Evet. Sonra sis sormuş. What was he like? Neye benziyordu? Tall and handsome. Uzun boylu, yakışıklı. With soft brown hair. Like my mother. Yani böyle yumuşak kahverengi saçlarıyla anneme benziyordu diye Robert söylemiş. Woman liked him. Yani kadınlar ondan hoşlanıyormuş. Evet. Henry was very happy and clever. Henry oldukça mutlu ve akıllıymış. Did he love your brother? Özür dilerim. Did he love your mother? Yani o, yani Robert denilen çocuk, ölmüş olan çocuk, yani anneni sevmiş miydi? Diye sormuş. Robert'e very much diye. Evet. Elbette yani. Diye söylemiş. She loved him too. O da onu seviyordu.
More than she loves me. Yani beni sevdiğinden daha fazla diye ekliyorum. Robert, she said. Do you like me? Robert, benden hoşlanıyor musun diye siz söylemiş. Evet. Siz saw Robert's face become pale. O sırada siz arkadaşlar Robert'in yüzünün yani solgunlaştığını görmüş. Yes, Robert said. Evet demiş Robert. I like you very much. Senden oldukça fazla hoşlanıyorum diye söylemiş. Will you kiss me? Beni öper misin? Nobody ever kisses me. Yani kimse beni hiç öpme, yani kimse beni öpmez diye siz söylemiş arkadaşlar. Şöyle bakalım. Robert looked at his cousin with fear in his eyes. O sırada Robert arkadaşlar böyle gözlerinde korkuyla kuzeni olan Sis'e böyle bakmış. Then he stood up, ayağa kalkmış and kissed her gently on the cheek. Sonra kibar bir şekilde kızın yanağından öpmüş. Sis held Robert's hand. Demek ki o sırada Sis Robert'in elini tutmuş and pressed it against her breast. Ve elini göğsüne bastırmış. Yani göğüslerine bastırmış arkadaşlar. Şöyle gelelim bakalım ne diyor. Come and sit with me in the garden, she said. Gel benimle birlikte bahçede otur demiş. Şöyle bakalım. But what about mother? He said. Peki ya annem ne olacak diye söylemiş. He was nervous and shy. O sırada bunu söylerken Robert yani heyecanlı ve utangaçmış arkadaşlar. Değerli arkadaşlar burada bitiriyorum. Bir sonraki videoyu tekrar hazırlamaya çalışacağım.